Merhaba. Muhalefet partileri ve olası cumhurbaşkanı adaylarının bu yılın Şubat Mart ayına kadar devam eden yükselişleri birden durdu. İktidarın 21 Aralık 2021 dolar depreminden bu tarafa aldığı pansuman tedbirler ve halkın yüksek enflasyonla yaşamaya alışması Cumhur ve Millet İttifakları arasındaki dengeyi bir noktada tutuyor ve epeydir bu denge değişmedi. Ne zamandır top muhalefetin sahasında. İktidar uzun aradan sonra gündem belirleme enstrümanını eline aldı. Kıymetli dostlarım, bazı arkadaşlarımız benim öldüğüm yönünde veya benim cezaevinde olduğum yönünde şeyler söylemişler. Sedat Peker ifşaları vazgeçilen birkaç kelleyle sübvanse ediliyor ve rejim devletin tüm araçlarını kendi lehine kullanmakta hayli mahir 5,5 milyon kişinin 2000 TL'ye kadar icra borcu silindi. Bu facia tablo dahi lütuf olarak sunuldu. Nasıl ki bir sporcuya doping yüklemesi çıktığı turnuvayı lehine çevirmeye yeterli oluyorsa, iktidarın ilaveten hakemi, seyirciyi manipüle etmek dahil başvurabileceği tüm olasılıklara yüklendiği bir dönemden geçiyoruz. Sporcu dopingli diye madalyasını geri alacak bir irade yok ortada. Altılı Masa'nın kurulması mühim bir hamleydi. Arkası gelmedi henüz. Görülüyor ki çok hassas ve her an bozulabilir partisel kriterler var. Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV yayınına katıldı mesela. Kaç gündür bu konuşulunca ilgili yayını özellikle izleyip not aldım. Sunucunun altılı masanın adayı benim der misiniz sorusunu Kılıçdaroğlu yo hayır biz altı lider otururuz kendi cumhurbaşkanı adayımızı belirler kamuoyuna açıklarız diye cevaplıyor. Sunucu devamla sorusunu geliştiriyor. Altılı masa sizin üzerinde uzlaşırsa? Kılıçdaroğlu uzlaşılırsa elbette yani diye cevap veriyor. Sunucu ben hazırım diyorsunuz diye üsteleyince elbette yani niye hazır olmayalım diye malum cevabını veriyor ve manşetler öyle atılıyor. Kılıçdaroğlu'nun ağzından kerpetenle alınmış bir söz bu. Adayla hazırım. O yayından iki gün önce Temel Karamolluoğlu TV5 yayınına katılarak Abdullah Gül'ün adaylığını garipsemeyeceğini söyledi mesela. Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması kadar ses getirmedi bu. Bir başka örnek CHP parti yönetiminde görevi olmayan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin. 4 Eylül'de katıldığı TV 100 yayınında onca laf kalabalığı ve sunucunun ısrarlı takibi ardından siz diyorsunuz ki HDP'ye bakanlık verilebilir sorusu üzerine elbette verilebilir deyince altılı masa yine sallandı. Meral Akşener'in Şanlıurfa'da Sedat Bucak'la buluşması bu kadar gündem olmadı mesela. Bucak Susurluk kazasında meşhur Mercedes'ten sağ çıkan tek isimdi. Döneme damgasını vuran olayda mafya, emniyet ve siyaset aynı araçta buluşmuştu. Misalleri çeşitlendirip detaylandırabilirim lüzum yok. İlk taşı günahsız olanınız atsın diye güzel bir laf var. Ülke seçime doğru son düzlüğe girdi. İktidara talip olanlar bunda samimi ise inci çekirdeğini doldurmayacak konularda polemiğe dahi girmemeli. Gürültü çıkaranların o partilere yerleştirilmiş rejim aparatları olduğu açık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız aziz İstanbullular. Masa bölünsün diye ellerini ovuşturan bir iktidar var. Değilse Bahçeli ve Erdoğan'ın birbirlerine yönelik küfür sicili herkese tur bindirir. Öyle bir sur ördüler ki delmeye kalkanı yaptığına yapacağına pişman ediyorlar. Nereye kadar böyle gider kimse kestiremiyor. Altılı masadaki altı liderden emin değilim. Emin olduğum şey Erdoğan'ı tek hareketiyle yerle bir edecek tek isim Devlet Bahçeli. Korkarım oraya kadar bekleyecek gibiyiz.